Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın 40 yıldır devam eden imani, bilimsel, kültürel faaliyetleri ve yaşam tarzlarına bakılacak olursa, sözde cinsel suç işlemek için bir araya geldiklerini, örgüt kurduklarını iddia etmek ne hukuken ne de vicdanen tutarlı değildir. İddianamede yer alan taciz iddialarının tamamının sadece soyut beyanlara dayalı olduğu ve üstelik bu iddiaların çok büyük kısmınınsa güya 20-25 sene öncesinde yaşandığının iddia edildiği görülmektedir. Madem cinsel taciz suçu işlemek için bir araya gelmiş bir suç örgütü varsa, niye 11-7-2018 günü emniyet mensuplarının sabaha karşı aynı anda girdikleri yüzlerce evin bir tekinde bile iddia edilen türden bir kanunsuz durumla karşılaşılmamıştır? Eğer iddia edildiği gibi ortada cinsel suçlar işlemek için kurulmuş bir örgüt olsaydı, baskın yapılan yüzlerce evin hepsinden zorla alıkonan, tecavüz edilmekte olan mağdurların çıkması gerekmez miydi? Neden bir tane bile böyle bir vakayla karşılaşılmamıştır? Şayet ortada taciz suçu işlemeyi amaç edinmiş bir suç örgütü varsa, tüm örgüt üyelerinin bu amaç doğrultusunda uğraş vermesi gerekirken, neden hiçbir şüphelinin taciz ve tecavüz eylemleri gerçekleştirmek için bir çabası veya bir girişimi olduğuna dair somut bir delil, belge, olgu bulunmamaktadır? Yaklaşık 2,5 yıl boyunca emniyet mensuplarınca gerçekleştirilen teknik takipler neticesinde güya suç işlemeyi amaç edinmiş böylesi tehlikeli bir örgüt hiç mi bir suç eylemine girişmemiş ki bu sözde örgüt mensuplarına bir taciz, tecavüz eylemi esnasında suçüstü yapılmamış? Müştekilerin tamamı arkadaş camiamızın iş güç sahibi, iyi eğitimli, yakışıklı ve modern görünümlü insanlar olduğunu söylemektedirler. Bu özelliklere sahip insanlar birkaç tane kadını taciz etmek için bir suç örgütü kurmaya ve bu örgüt kapsamında bu kadar risk almaya neden ihtiyaç duysunlar? Sadece burada sıraladığımız birkaç soru bile Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza isnat edilmeye çalışılan cinsel taciz ve cinsel istismar suçlamasının ne kadar tutarsız ve mantıksız olduğunu göstermek için yeterlidir.